Sayın seyirciler, Ramazan ayı geldiği zaman Türkiye'mizde özellikle son yıllarda imsak vakitleri konusunda bir tereddüt oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla ülkemizde üçü çok meşhur ama yine bir takvim daha var. Dört tane takvimin insanlar üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu takvimleri Diyanet'in yayınladığı imsaki bağlamında onu merkeze alarak değerlendirecek olursak, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilan etmiş olduğu imsak vakitlerinden önce başlatanlar, sonra başlatanlar olmak üzere belki üçe ayrılabiliriz Diyanet'le beraber. Bu bağlamda şunu söyleyelim, özellikle bu tartışmalar Ramazan günlerinin uzun günlere denk geldiği aylarda yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyelerinin orucu çok erken başlattığı, insanların oruç tutmakta bu yüzden zorlandığına dair bir takım görüşler dile getiriliyor. Kanaatimi arz etmek isterim, sizinle paylaşmak isterim. Biz herhangi bir kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı zaten orada çalışmadığımız için onu tezkiye edecek durumda olmamakla beraber dünya çapında Müslüman ülkeler arasında hatta Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman cemaatlerin, toplulukların oluşturmuş olduğu ya da yapmış oldukları çalışmalarda gördüğümüz şey şudur. Osmanlı döneminde güneşin ışınları dünyaya -19 derecede gelmeye başlayınca imsak yani oruca başlanılmış. Bu uygulama 1982 yılına kadar ülkemizde de devam etmiş farklı aralıklarla. Fakat teknolojideki gelişmelere dayalı olarak yeniden yapılan inceleme, araştırma, keşifler ve modern aletler, çok daha hassas aletlerle yapılan ölçümlerde bu açının -18 derece olabileceği ki buna bilimsel dilde astronomik tan diyorlar. Yani aletle güneş ışınlarının dünyaya yansımaya başladığı an, astronomik tan diyorlar. Bu tan vaktinin -18 derecede gerçekleştiği konusunda artık dünyada taraflı tarafsız bütün yani Müslüman olan olmayan kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere -18 derece konusunda bir ittifak var. Deniliyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği saatlerde dakikalarda henüz daha gözle ufukta bir aydınlanma gözükmüyor deniliyor. Sayın seyirciler, bizi dinleyen kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetinde mutlaka gözle görülecek diye bir ifade yok, bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizzat o dönemde kendisi gözlem yaparak ki o dönemde modern alet olmadığından dolayı bugünkü ölçümlerle hesaplamalara baktığımız zaman imsak vaktini duruma göre 1,5 saat ile 1 saat 50 dakika arasında değişiyor yapılan tahminler. Bunu nereden varıyoruz bu kanaate? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağzını kapattıktan sonra yani imsak başladıktan sonra 50-55 ayet okuyor. Peygamber Efendimiz böyle bizim gibi çok hızlı okumazdı. Bu 50-55 sayfayı diyor, tahmin ettiği ayeti düzeltelim. 50-55 ayetlik bir yeri okumaya çalışırsanız bu yaklaşık 18-20 dakika yapıyor. Peygamber Efendimizin sünnet kılışını, yavaş yavaş kılışını düşünelim. Peygamber Efendimizin sünneti evinde kılıp, odasında kılıp mescide giriş yaptığı zamanı hesap edelim. Efendim kamet yapılmasını hesap edelim ve Peygamber Efendimizin namaz kıldırışını dikkat ettiğimiz zaman, hesapladığımız zaman selam veriliyor, tesbihat yapıldıktan sonra arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz, nasıl sabahladınız, Müslüman olarak sabahladık gibi cevaplar aldıktan sonra bakıyorsunuz mescitten çıkılıyor, daha ortalık karanlık. Bunu neden için söylüyoruz? Yani gözle görülme zorunluluğu yok. Bizi dinleyen seyircilerimiz arasında o ayetteki kelimelere baksınlar.
yetebeyyene leküm kelimesinden hareketle deniliyor ki ortalık yani tan yeri size göre aydınlayıncaya kadar. Muhterem seyirciler, yetebeyyene kelimesinin içerisinde size göre gözle ağrıncaya kadar değil, hesap kitapla, ince hassas ayarlarla dahil size ortalık yani tanın ayrıldığı, birbirinden geceyle gündüzün ayrıldığı vakit olur olmaz yemeği bırakın demektir. Çünkü hilalin doğuşunu da çoğumuz görmez. Hilalin doğuşu bir hurma lifi kadar incedir. Buna rağmen oruca yani o günkü kameri aya başlanılır. Dolayısıyla biz göremesek de hassas aletle yapılan ölçümlere bu ayet yetebeyyene kelimesi işaret etmiş olmasından dolayı şu anki haliyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan etmiş olduğu imsak vakitlerine uyulmasında herhangi bir sakınca olmadığını söylemekle yetinelim. Diğer takvimlerin gerçekten ayetin ruhuna efendim uymadığı konusunda bizdeki kanaatimizde belirtmiş olalım. Rabbimiz tutmuş olduğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı hakkıyla, layıkıyla, hassasiyetle efendim dikkat ederek tutanlardan eylesin. Rabbimiz yaptığımız, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin diyelim.